Cezaevi kuruldu. Daha doğrusu Sayın Öcalan oraya konulduğu tarihten bu yana Türkiye'deki en olağanüstü mekan olarak biçimlendi. En baştan nasıl tasarlanmıştı, ne planlanmıştı onları kestirmek güç. Fakat devam eden 24 yıl boyunca orası böyle kendi kendini üreten, kendine özgü kurallarını geliştiren, tam olarak neye tabi olduğu, hangi kural rejimine tabi olduğu her zaman belirsiz bırakılan bir mekan olarak kendini örgütledi ve geliştirdi. Orada gerçekleşen uygulamalar, orada gerçekleşen her türlü iletişim ya da muamele tarzı sonrasında özellikle devlet yönetimi açısından önemli bir deneyime dönüştürüldü. Yönetme biçimine dair, idare biçimine dair. Bunu biz çokça anlattık aslında ama çok kısa ifade etmek gerekirse İmralı'da 24 yıl boyunca hiçbir kurala, kanuna, hukuka ve hakka çok fazla kendini bağlı hissetmeksizin oluşturulan o yönetme tarzı, idare tarzı, devletin idare tarzı, bu cezaevinin idare tarzı. Belli bir zaman aralığından sonra hükümete toplumun da böyle yönetilebileceğine dair bir fikir verdi ve özellikle 2015 ve 2016'dan sonrasında hızla bunu bütün topluma doğru yayan, genişleten bir sistem Türkiye'de hakim oldu denilebilir. Hani bu belirsizlik hali o zaman bir tercih. Evet. Yani belirsizlik hali burada bir tercih. Bu belirsizlik halinin kuşkusuz ilk dereceden muhatabı Sayın Öcalan. Orada içinde bulunduğu tutulma koşulları. Sayın Öcalan bunu daha öncesinde avukatlarıyla yaptığı kimi görüşmelerde aslında orada içinde bulunduğu tutulduğu koşulları çeşitli biçimlerde ifade ediyordu. Ama en çarpıcı ifade biçimlerinden birisi, ben burada dar bir koridordayım. Sıkıştırılmış bir koridorda ne sağa dönebiliyorum ne sola dönebiliyorum biçiminde. Bir dar bir koridorda kendini ifade etmesi önemliydi. Bu esasen insan hakları literatüründe bu dar koridorda tutulma hali literatüre yerleşmiş bir aslında ibaredir çeşitli örneklerde ve her zaman bir kötü muamele rejimi olarak da mahkum edilmiştir. İmralı'daki bu belirsizlikte tutma hali Sayın Öcalan'dan başlayan fakat devamla kanaatimce Türkiye'nin siyaseten Kürtlere biçtiği bir statü ve tutma haline dönüştüğünü düşünüyorum. Yani esasen burada İmralı'da ve devamla bir bütün olarak Kürtlerin statüsünün belirsizlikte tutulma hali son yıllarda hakim olmuş ve yerleşmiş bir siyaset biçimine dönüştü. Ve bugün artık sadece Türkiye'deki Kürtlerle sınırlı da değil, Orta Doğu'nun genelindeki Kürtlere dair de böylesi bir belirsizlik halinde tutma, sürekli bir belirsizlik halinde tutma siyasetinin geliştirildiğini görebiliyoruz. Şimdi bu bir rol, bu bir pozisyon. 2013-2015 aralığında bunun daha ete kemiğe bürünmüş, diyaloğa dönüşmüş bir sürecini biz İmralı'da tanık olduk. Belli bir dönem gelişti, bir çözüm süreci adıyla bir süreç gelişti. Ve 2015'te bu çözüm sürecinin sonlandırılması ardından İmralı tecridi de katı bir hale dönüştürüldü. Burada işte belirsizliğe alınan süreç bir bütün olarak orada ortaya çıkan gücü, orada ortaya çıkan iradeyi belirsizlik haline alma sürecidir. Ben bunu böyle olduğunu düşünüyorum. Bu sadece çözüm süreciyle ilgili de değildir. Çünkü Sayın Öcalan'ın kürsüsünün çözümüne dair yapmış olduğu öneriler sadece Türkiye'deki Türkleri, Kürtleri ya da diğer toplulukları da ilgilendirmiyordu. Orta Doğu'nun geri kalanındaki Araplar, Kürtler, Ermeniler, Farslar bir bütün olarak bugün birbiriyle gerçekten son derece çatışmalı, birbiriyle son derece rigid hale gelmiş toplulukların bir arada nasıl yaşayabileceklerini. Bakın birbirinden koparak, birbirini keserek, birbirini dağıtarak değil, bir arada nasıl demokratik bir tarzda yaşayabileceklerine dair fikirleri çok önemliydi.
Bu noktada belirsizlikte bırakılan, aslında belirsizlik de demeyelim de tecrite alınan şeyin ben bugün en fazla yani toplumlara, halka yayılması engellenmeye çalışılan şeyin Sayın Öcalan'ın bu fikriyatı olduğu kanaatindeyim. Yani tecrite alınan şey demokratik ulus fikriyatıdır. Örneğin tecrite alınan şey çatışmasız bir biçimde demokratik bir arada yaşama alanlarının ya da koşullarının oluşturulmasıdır. Bu bütün Orta Doğu bölgeleri için, bütün Orta Doğu genelindeki toplumlar için geçerli bir durum. Dolayısıyla hem belirsizlikte bulunan hem tecrite alınan şeyin ne olduğuna dair bunu da açıkladı. Zaten Sayın Öcalan'ın bu fikriyatı ve bu düşüncesi uluslararası çapta da aslında büyük oranda günümüzde rağbet gören bir durum taşıyor. Fakat mevcut şartlarda, mevcut konjonktürde Türkiye'nin Kürtlere bir bütün olarak, sadece Kürtlere de değil, bir bütün olarak Orta Doğu'daki bu sorunlara, sosyal sorunlara yaklaşımı Sayın Öcalan'ın ortaya koyduğu bu önerilerin tam zıttından gelişiyor. Yani işte Ermeni-Azerbaycan çelişkisine yaklaşımı, işte Kerkük meselesine yaklaşımı, Kuzeydoğu Suriye'deki gelişmelere, Rojava'daki gelişmelere yaklaşımı ya da diyelim Doğu Akdeniz meselesine, Ege meselesine yaklaşımı, Libya'ya, Mısır'daki sorunlara yaklaşımı bu bir arada yaşamaktan ziyade maalesef ayrıştıran bir nevi güçlü olanın, daha güçlü olanın kendi koşullarını dayattığı bir tarza doğru yöneliyor. Bu da kuşkusuz bir sorunun çözümünde, özellikle Türkiye'de Kürt sorununun çözümünde birbiriyle uyuşmayan iki durum ortaya çıkarıyor. Ve bu Türkiye'nin bu noktadaki bu siyaset tarzı kendisini Sayın Öcalan'a, İmralı'ya ve Kürtlere dönük bir tecrit siyaseti olarak ortaya çıkarıyor. Kuşkusuz. İşte en önemli nokta aslında bu. Yani Türkiye'de demokratik kamuoyunun maalesef çok uzun yıllardır ihmal ettiği, bunu böyle en hafif tabirle söylüyorum, ihmal ettiği, belki görmezden geldiği ya da belki görmek istemediği mesele hep Öcalan'ın ve İmralı'nın pozisyonu oldu. Şöyle bir bakış açısı geliştirildi. Öcalan olağanüstü bir kişidir. İşte silahlı bir örgütün lideridir. Dolayısıyla devletin onu olağanüstü şartlarda tutması kabul edilebilir. Buna çok da bu yüzden bunu gündemleştiren ya da bunu ifade eden bir şey yok. Devletin de uzun yıllar içerisinde o aralıksız sürdürdüğü o psikolojik yöntemler ve algı yöntemleriyle Öcalan'ı ve İmralı'yı dile getirilemez, savunulamaz bir pozisyona çekmesinin bunda payı var. Oysa ki biz demokratik hak ve hukuk siyasetinden şunu biliriz. Hak ve hukuk mücadelesi savunulabilir olan için değil, esasen savunulamaz kılınan için yürütülür. Meselenin bir boyutu budur. Fakat meselenin diğer boyutu, Öcalan ve İmralı böylesi olağanüstü bir pozisyonda bırakıldığında orada kendi halinde büyüyen o olağanüstülük, orada o hukuku devre dışı bırakarak yönetme, idare etme biçiminin giderek bütün topluma, örneğin 2016'dan sonra bir gecede olağanüstü hal ve sıkı yönetim işte ilanlarıyla bütün topluma yaygınlaştırılacağını da kestiremediler muhtemelen. Bu hemen daha 21 Temmuz'da olağanüstü hali ilan eden ilk kanun hükmünde kararnamede İmralı cezaevindeki fiili uygulamalar bütün cezaevlerine ve bütün kurumlara bir kararname olarak yaygınlaştırıldı. İlk akıllarına gelen, kararnameye koydukları ilk hükmün bu olması önemlidir. Siz bir demokratik bir toplumda, tırnak içinde söylüyorum, demokratik bir toplumda bir olağanüstülüğün kendini bu kadar uzun süre yaşatmasına izin verirseniz, buna sessiz kalırsanız sonucu bu olur. Meselenin ikinci boyutu da budur. Meselenin üçüncü boyutu, bu da Öcalan fikriyatının sadece Türkiye'deki Kürtleri değil, bu coğrafyada, Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Orta Doğu'nun genelinde bir arada yaşama iddiası olan, bugün bir arada yaşama iddiası olan, birbiriyle çatışma, birbirini ezme, birbirine üstünlük kurma değil de birbirine değer verme, birbirine kıymet, birbirini bir diğerini kendisinin zenginliği olarak değerlendirme, o kültürü yüceltme, o dili yüceltme olarak gören demokratik her unsurun, her unsuru güçlendiren bir fikriyattır. Öcalan fikriyatı. Bu fikriyatın Kürtlerde yarattığı tesirden
Belki bugün bu ülkede Kürtlerin bu noktadaki demokratik kültürü ve entelektüel gücünden Türkiye'deki muhalif tüm çevreler memnundur. Fakat bunun kaynağını, bunun nasıl geliştirildiğini, hangi fikriyat üzerine kurulduğunu görmezden gelmeye devam etmemeleri gerekir. Bu fikriyatın, bu duruşun, bu entelektüel gücün kaynağı bellidir. Bu noktada işte Kürtlerin, Öcalan'ın gücü ya da Sayın Öcalan'ın işte Kürt sorununun çözümü noktasında ortaya koyduğu rol, bütün bölgedeki, Orta Doğu'daki tüm en azından ezilenlerin, tüm en böyle birbirine güç gösterisi peşine olmayanların, bütün meselesi bir arada huzur ve huzurla yaşamak olan halk kitlelerinin, geniş halk kitlelerinin nasıl bir arada yaşayabileceklerine dair bir örnek formülasyondu. Bunun hayata geçirildiği yerlerde ciddi sonuçlar elde ettiği de görüldü. Hepsi bir yana 2009'dan 2010'dan 2015'e kadar çözüm süreci ve diyalog süreci etrafında o çatışmasızlık ve benzeri süreçlerin Türkiye'de ne kadar demokratik bir ortamın toleranslı, ifade özgürlüğünün, örgütlenme özgürlüğü alanlarının açıldığı bir ortama yol açtığı ortadadır. Dolayısıyla hangi şartlarda yaşamak istediğimize dair bir karar bu konudaki tavrı ve tutumu belirleyen bir şeydir. Bütün bunların toplamında şunu söylemek gerekir. İmralı gerçekliği Türkiye'nin bir adım sonrasının, bir vade sonrasının toplumsal gerçekliğini yansıtır. Yani yarın Türkiye'de hangi şartlarda yaşayabileceğinizi görmek istiyorsanız bugün İmralı'ya bakmanızı öneririm. Bir nevi zaman makinesi gibidir. Önden geleceğinizi gösterir.